Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Merkez Bankası'nın faiz kararı odaklı bir yayın akışımız olacak. Ancak programımızın ikinci bölümünde ise özellikle 5G zirvesinden çıkan sonuçlar bugünkü gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Aslında Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık piyasaları şaşırtan faiz indiriminin ardından önümüzdeki süreçte nasıl bir para politikası şekillenebilir, faiz konusundaki indirimler nerede noktalanabilir ve aynı zamanda yine piyasa tepkisi buralarda nerelerle sınırlanır? Buna dair detayları ağırlıklı olarak konuşacağız. Fakat öncesinde bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Önce onları hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %18 seviyesine çekti. Piyasanın beklentisi faizlerin %19 seviyesinde sabit bırakılacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği ve sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek %0.1'de bıraktı. Karar oy birliğiyle alınırken banka varlık alım hedefini de 895 milyar sterlinde tuttu. Banka para politikasını değiştirmezken 3. çeyrek büyüme tahminini %2.9'dan 2.1'e düşürdü. Çin, Evergrande'ye yarım kalmış gayrimenkul projelerini tamamlamaya odaklanması ve kısa vadede dolar cinsi tahvillerinde temerrüde düşmekten kaçınması uyarısında bulunurken, yerel yönetimlerden de şirketin batmasına karşı hazır olmalarını istedi. AK Parti vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalarda son aşamaya geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, vergi kanununu önümüzdeki hafta meclise sunacağız dedi. Günün öne çıkan haber başlıkları böyle. Piyasalarda rakamlar neler söylüyor? Hızlıca ona göz gezdirelim. Merkez Bankası kararının ardından dolar TL'de yaşanan yukarı yönlü hareket belirleyici. 100 baz puanlık indirim haberinin açıklanmasının ardından dolar TL'de 8.80'in üzerine değen ancak sonrasında biraz daha sakinleşen bir tablo var. Şu an bulunduğumuz yer dolar TL'de 8.73-79 seviyesi. Euro TL'de ise 10.26'lara kadar gelmiş durumdayız. Sepet kura baktığımızda 9.40'lardan 9.5'ların üzerine attığını görüyoruz. Dolayısıyla sepet bazında %1'in üzerinde değer kaybı yaşandı. Türk lirası cephesinde Türkiye'nin CDS'leri 408 baz puana yükselmiş oldu. Aynı zamanda opsiyon oynaklığı da aylık bazda baktığımızda %15.6 seviyesine kadar gelmiş durumda. Biz iç dinamiklerde biraz daha Merkez Bankası'nı sindirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan Avrupa borsalarına baktığımızda ise ikinci gün üst üste yukarı yönlü hareket var. Bu bağlamda Stoxx 600 endeksini %0.85 yukarıda görüyoruz. Paris'te, Frankfurt'ta %0.6-0.7'ler civarında. Milano'da ise %1'in üzerinde prim söz konusu. Amerikan vadelilerinde de tablo bundan çok farklı değil. Şu anda %0.6 Dow Jones vadelilerinde, 0.5'e yakın orandaysa S&P 500 vadelilerinde yukarıda olduğumuzu söyleyelim. Nasdaq vadelileri %0.25 primle işlem görüyor. Emtia piyasasına baktığımızda ise şu anda özellikle petrol tarafında nispeten yatay seyrin sürdüğünü söyleyelim. Altınsa 1760 dolarlar seviyesinde tutunma çabası içerisinde gözlemleniyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ise dünkü Fed toplantısı ardından 1.36'lar civarından işlem görüyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Günün önemli haberlerinden bir tanesi özellikle uluslararası piyasada Çin'e dair açıklamalardı. Evergrande konusunda yerel yönetimlere Çin Halk Cumhuriyeti'nden giden batışa hazırlıklı olun şeklinde bir ifade olduğunu aktarıyordu Bloomberg'ün haberi. Sadi Kaymaz bizleri bekliyor orada. Hem bu haberin detayları hem de aynı zamanda Evergrande ile ilgili yaşanan son gelişmelerin detaylarını paylaşmak için. Sadi. Açıl önce bu taraftan iyi akşamlar dileyim. Şimdi en başta söyleyeyim çarpıcı haberler var. Sanki biraz değindi ama ben de aslında hükümet gözünü kararttı diye başlayabilirim. Kontrollü bir yıkım olabilir diyeceğim Açıl. Şimdi hemen açıklayayım sana hem Bloomberg'in hem Dow Jones'un son derece saygın kaynaklar biliyorsun. Bu saygını özellikle uyguladım çünkü dün piyasalara bir iddia düşmüştü. Hükümetin bir tür kamulaştırmayla kurtarmaya yöneleceği şeklinde. Ama tabii AsianMarkets.com adlı benim de bugüne kadar duymadığım bir web sitesiydi. Dolayısıyla ona tabii ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Nitekim bugün baktığımızda hem Dow Jones hem Bloomberg'e kontrollü bir yıkım, ama kontrollü yıkım derken de açıp dinamitlemek değil de böyle biliyorsun kepçeler en yukarıdan itibaren gitmeye başlar binaları, sanki öyle. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir tabii likidite krizi içerisinde, ama elinde en azından sadece inşa halindeki biliyorsun dükkanları, evleri var. 200 milyar dolarlık mal varlığı var. Yine başka bazı varlıkları var. Hükümet şu anda alacakları öncelendiriyor. Nasıl öncelendiriyor? Evvela sosyal tarafından bakıyor bu işe ve orada tabii alacaklılar var. Hem senet, borç senedi ihraç ettiği bireylere, yani halka, hem de evlerini bekleyen ev sahiplerine şu anda öncelik tanınacak. Onun haricinde tabii asıl Dow Jones'un haberine gelmek isterim. Çok daha çarpıcı olduğu için hem yetkililere hem yerel yönetimlere bir fırtınaya hazırlıklı olun mesajı gitmiş. Tekrar söyleyeyim, bir fırtınaya hazırlıklı olun mesajı gitmiş ve son dakikaya kadar, sistemik bir risk oluşuncaya kadar harekete geçmeyin denmiş. Önemli. Merak ediyor olabilirsin, biliyorsun dün yuan cinsinden kupon ödemelerini yapacağını bildirmişti. Şu an itibariyle Çin medyasından, Çin finans basınından da bakıyorum, herhangi bir haber düşmedi. Bunu belirteyim. 83 milyon dolarlık yabancı para cinsinden tahvilin ödenip ödenmediğine ilişkinde herhangi bir şu anda açıklama yok, ama onun ödenmeyeceği bekleniyor Açıl. Son olarak birkaç çarpıcı veri daha vereyim. Sözü sana bırakayım. 2 gündür bankalar harıl harıl açıklamalar yapıyorlar. 16 banka açıklaması gördüm ben. Riskler kontrol edilebilir diyorlar Açıl genel olarak. 128 tane yerli finans kuruluşuna 35 milyar dolarlık borcu varmış, ama dediğim gibi bankalar rahat gibi görünüyor. Hükümet de şu an rahat gibi görünüyor, ama tabii bu finansal yıkımların diyelim evdeki hesap bazen çarşıya vurmayabiliyor. Bakalım, en başta söylediğim, en sonunda tekrar söyleyeyim. Çin hükümeti biraz gözünü karartmış gibi. Hadi çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Merkez Bankası kararına ilişkin detayları konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Serdar Pazı bizlerle birlikte. Serdar, öncelikle ilk piyasa reaksiyonu sert olduğu, daha sonrasında biraz daha sakinleşme var, ama evet, öncelikle gelen yaklaşımlar, aldığınız piyasa yorumları ne söylüyor? Evet, tabii piyasadan gelen ilk planda bu faiz indiriminin tabii ki beklentiler dışında olduğu, Bloomberg HT araştırmasında yaptığı ankette sadece tek analistin faiz indirimi beklediği, onda da indirimin 50 bas puanı sınırlı kalması şeklinde bir beklenti iletmişti. Tabii 100 bas puan indirim sonrasında global tarafta risk iştahının yüksek kalması, Amerikan vadeli endekslerinde, Avrupa piyasalarında senin de aktardığın gibi yükselişin devam etmesi, yani global risk iştahının bir miktar desteklemesinin de kurdaki geri çekilmeye neden olmuş olabileceği yönünde piyasada yorumlar var. Kur 8.80'in üzerini gördükten sonra sınırlı olsa bir geri çekilme içerisinde şu an itibariyle. Ama tabii ki hazırladığımız grafiklere dönecek olursak, işte kurun oynaklığı, ondan sonra cross currency swap'lardaki yükseliş, CDS tarafındaki hareketlilik bakıldığı zaman yani orada daha bozulmanın etkili olduğunu görmek mümkün. Özellikle CDS tarafında 400'ün üzerine vade değişimine çıkıldıktan sonra bir miktar rahatlama vardı dün. Şimdi yeniden 400 puanın üzerine çıktığını görüyoruz ve 1 yıllık ve 2 yıllık cross currency swap'lardaki yukarı yönde hareketi dikkat çekici buluyoruz. 1 yıllık cross currency swap'lar son haftaların zirvesi olan 20'lerin üzerine çıktı. 2 yıllık cross currency swap'larda gene %20 seviyesine yaklaşmış durumda. Bu son haftaların en yüksek seviyesi olması itibariyle piyasada dikkat çekiyor. Şimdi özellikle tabii Merkez Bankası kararı öncesinde ve sonrasındaki pozisyonlanmayı yakından izleyip takip etmek gerekiyor. CDS'lerde evet, biraz yukarı yönlü hareket var. Aylık opsiyon oynaklıkları 15.5'ların üzerinde. Evet. İşte delta risk reversal'larda, yani alım satım opsiyonları arasındaki farklara baktığımız zaman da bir miktar açılma dikkat çekiyor. Çekiyor, evet. Bir yandan da Merkez Bankası kararını almak kararı riskini ve Fed kararı riskini almak istemeyen yatırımcıların da özellikle swap tarafında bir miktar pozisyon bozduklarını gösteriyor. Bize bugün gelen menkul kıymet istatistikleri tarafı. Evet, menkul kıymet istatistiklerinin senin de bahsettiğin gibi, yani tahvil tarafında ve hisse tarafında çok kaydediler hareketler yok, ama swap tarafında son ayların en yüksek seviyesinde 1 milyar dolar civarında bir çıkış söz konusu. Bu dikkat çekici. Senin de dediğin gibi yani çifte belirsizlik, yani hem Fed'in hem para politikası kurulunun ne yapacağını bilemeyen yatırımcıların riski azaltmak doğrultusunda böyle bir hareket gerçekleştirdiği gözüküyor. Tabii kur oynaklarının 15'in üzerine çıkması kadar işte bugün kurun nerede yerleşeceğine bağlı olarak hani bir miktar geri gelir mi gelmez mi 13'lerden 15'lere doğru, yani opsiyon oynaklı ya da opsiyon traderlara açısından önemli bir seviye. Bir de geçtiğimiz haftalarda işte kur yeni zirve yapar mı yapmaz mı konusunda opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, yani risk reversal'ların bize gösterdiği işte piyasanın %40'lar 45'ler mertebesinde buna bir ihtimal verdiği yönündeydi. Şimdi bu realize olduktan sonra bu beklenti hani bir miktar risk azaltılır mı? Yani swap piyasasındaki çıkışa benzer şekilde kur tarafında da böyle bir hareket sonrasında pozisyonlar azaltılır mı? Bunu tabii önümüzdeki haftalarda takip ediyor olacağız. Şimdi özellikle son bir not olarak da buradaki döviz tevdiat hesaplarındaki hareketi biraz daha detaylı olarak konuşmakta fayda var zannediyorum. Tabii. Çünkü burada düzenli bir artış var. Evet. Önümüzdeki dönemde biraz belki bunu izleyip takip etmek lazım. Çünkü burası birikirken bir miktar sorunlu, ancak kurun sert hareketlerinde aynı zamanda satış tarafında pozisyonlanılabildiği için evet, bir miktarda yastık vazifesi görüyor. Bu sefer bu vazifeyi ifa edecek mi etmeyecek mi biraz buna bakacağız. Çünkü düzenli olarak kabaca 3,5-4 aydan bu yana bir yükseliş hareketi vardı orada. Evet, son haftalardaki belirgin hareket. Tabii bazen manşette bu rakamı görmüyoruz ama işte parite kur etkisinden ayırdıktan sonra gene artışın devam ettiğini bu haftada görüyoruz. Gerçek kişilerin hesaplarına belirgin bir değişiklik olmazken tüzel kişilerde bu hafta biraz artış var. Bundan sonra altının seviyesindeki geri çekilme de rezervler üzerinde vesaire etkili oluyor. Yani manşet rakamlarla teknik detayları ayrıştırdıktan sonra rakamlar bazen farklılaşabiliyor. Ama genel olarak senin de bahsettiğin gibi yani bu kur işte zirve seviye vesaire gördükten sonra yurt içi yerleşikler bir miktar özellikle gerçek kişilerde azaltma olur mu? İşte burada mevduat stopaj avantajı devam ettirilir mi ettirilmez mi? Bu gibi gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde şekillenecek. Serdar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi piyasaya ilişkin görüşleri biraz daha detaylandırabilmek adına Merkez Bankası kararı sonrasında iki değerli konuğumuz var. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner ve Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle birlikte. Her ikinize de öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhaba Açıl. Merhabalar, hoş bulduk. Özlem, önce bir sana döneyim. Bekliyor muydun diye, piyasanın geneli beklenti içerisinde değildi. 100 bas puanlık bir faiz indirimi ve burada %18'e gelmiş olan faizin önümüzdeki dönem açısından ne ifade ettiği, açıklamanın metnine baktığımız zaman enflasyonla ilgili koşullarda yaşanan zorlukların arızi ve geçici olduğunu söylüyor Merkez Bankası. Diğer yandan da özellikle kredi genişlemesinin ticari tarafta yüksek faiz nedeniyle ciddi bir akamete uğradığını, dolayısıyla faiz indirim gerekçesi olarak da biraz buraya atıf yaptığını görüyoruz. Bankanın ne der, nasıl yorumlarsın? Yani bekliyor muydun sorusuna cevabımız yani beklentimizi ifade ederken birkaç cümle kurmak durumunda kalıyorduk. Yani %19'da sabit kalmasını bekliyorduk ama bir faiz indirimi gelirse sürpriz olmaz diyorduk. Ya da bunun yanı sıra şunu da ifade ediyorduk. Son dönemdeki söylem değişikliği ve iletişim değişikliği çok net itibariyle faiz indirimini zaten masaya getirmişti. Dolayısıyla %19 sabit bırakılsa bile karar notunda bir değişiklik ifade edilecektir. Çekirdek enflasyon vurgusu yapılacaktır. Dolayısıyla da 4. çeyrekte faiz indirilecektir. İndirme ihtimali artık çok yüksektir diye bir beklentimizi ifade ediyorduk. Bugünkü karar beklentimizden biraz daha önce bir faiz indirimini işaret ediyor. 100 baz puanlık faiz indirimi de yani aslında güçlü bir faiz indirimi ve gelecek döneme ilişkin beklentilerle de şunu ifade edebilirim. Yani faiz indirimi kapısı açılmıştır. Böyle bir enflasyon ortamında faiz 100 baz puan iniyorsa gelecek dönemi de bir göz önüne aldığımızda faiz indirimlerinin devamı bence beklenebilir. Ancak tabii bazı ana temel belirleyiciler var hepimizin bildiği. Bir tanesi kurun ne yönde ilerleyeceği konusu. Bugün TL varlıklarına kadar sert tepkiler verdiğini gördük. Gelecek dönemde TL nasıl ilerleyecek? Politika kararları çerçevesinde bence yine halen göz önünde bulundurulacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii global risk iştahı da önemli olacaktır. Burada da hani küçük bir notla şunu ifade edeyim. Dünkü FOMC toplantısı kararını ve basın toplantısı içeriğini biz gelecek dönemde global faiz hatlarında daha hızlı bir yükseliş olacağı yönünde yorumluyoruz. Yani her türlü iletişim cambazlığına ve incelikli çaktırmadan yapılan söylemlere rağmen artık enflasyon vurgusunun biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Faiz artırma ihtimalleri daha öne çekildi. Artık tapering ile ilgili daha 2-3 ay öncesinde bunu konuşmuyoruz derken tapering takviminin de neredeyse belli olduğu bir düzlemden bahsediyoruz. O yüzden de tekrar PPK'ya geri dönersek hem kurun nasıl ilerleyeceği hem de global risk iştahının nasıl ilerleyeceği elbette ki politika kararları üzerine etkili olacaktır. Ama eğilim artık netleşmiştir. Bundan sonraki aylarda da bir faiz indirimi kararlarının gelmesi bence beklenebilir. Tufan, senin bakışın nedir? Bu kararı nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsın bir piyasa oyuncusu olarak? Evet, şöyle bir kere Özlem'in dediğine bir kere %100 katılıyorum. Yani zaten hani şeyden evvel de, karar çıkmadan evvel de bana yorumunu sordukları zaman bu sefer hani ne olduğunu açıkçası kestirmenin çok kolay olmadığı bir toplantıya girmiştik. Şimdi biz bu dönemi daha evvel bütün analistler bir yorum yapıyorlardı ve diyorlardı ki işte faizde biz bu dönemde bir indirim beklemiyoruz diyorlardı. Tam o dönemde bir indirim yaşıyorduk. İşte sonrasında hep beklentilerin tersi bir şeyler olduğu süreç içinde biz bu dönemi zaten daha evvel çok net bir şekilde yaşadık. Yani olayın nereye doğru gittiğini ve sonrasında neler yaşadığımızı aşağı yukarı biliyoruz. Dolayısıyla kurun üstündeki baskı artık bundan sonra devam edecektir. Bir de yurt dışı tarafı özellikle önümüzdeki dönemde her olumsuz haberin geldiği noktada biz birazcık daha sanki negatif ayrışacağımız bir dönemi göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu kararı çok olumlu karşılamak bence çok da kolay değil. Yani ticari taraftaki kredilerin 1 puan ucuza borçlanıyor olması bence şu an için çok fazla etki edecek bir faktör olduğunu düşünmüyorum ama kurun bu noktalardan böyle %3'ler, 4'ler hatta 5'ler zaten evvelden de bir hareket yapmıştı. Hani bunu düşündüğümüz zaman kurun bu kadar hızlı yukarı gelmesi bence hani 1 puan faiz indiriminden daha fazla piyasaları kötü etkileyecek bir etken diye düşünüyorum. Tabii bütün bunun yanında hep konuştuğumuz şey şuydu. Enflasyon tarafında olumlu bir şey görmekte açıkçası son dönemde zorlanıyorduk. Hani tek belki ucundan tutabileceğimiz noktalardan biri de kurun belli bir süredir sakin duruyor olmasıydı. Şimdi faiz indirimiyle beraber bence hani o tutunabileceğimiz dalı da kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla sanki enflasyon, hani benim beklentim birazcık daha önümüzdeki dönemde sanki böyle bir 20'li rakamları hatta belki birazcık daha üstünü açıkçası görürüz diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde neler olacağını bakalım izleyip göreceğiz. Yani bizim gibi fon yöneticileri için gerçekten zor bir süreç. Çünkü sürecin içinde bir kere borsa çok ucuz. Kur yukarı gittikçe borsa iyice ucuzluyor. Alsak mı, satsak mı? İşte banka hisselerinden biraz uzak duruyorsunuz. Yani bizim gibi portföy yöneticileri açısından da gerçekten belirsizliklerin artık ortaya çıktığı, hızlı böyle sert hareketlerin oluştuğu bir piyasada işlem yapmak da çok kolay değil ama dediğim gibi hani çok da böyle önümüzdeki dönem açısından bence bir tek borsayı belki biraz kenara koyarsak çok da fazla iyimser olabilecek başka bir yatırım aracı açıkçası önümüzdeki dönem için görmüyorum. Özlem, nerede durmasını beklersin faiz indirimlerinin? Şimdi tekrar baştan şöyle bir tahminlerimizi yenilememiz lazım. Şimdi aslında yani mevcut enflasyon tahmin patikasında halen bir faiz indirimi için zemin olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Böyle düşünmeye devam ederken acaba faizler nereye iner diye bir tahminde bulunmanın aslında tahmin yapıcılar için ne kadar zor olduğunu eminim sen de farkındasındır. Yani yıl sonuna doğru bir 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi olası gibi gözüküyor. Burada enflasyon tahminimiz bizim manşette 17 ama yukarı yönlü riskler var. Çekirdek biraz daha yani bir süre zaten manşetin altında kalmaya devam edecek çekirdek. Ama tabii kurdaki hareket de önemli burada. O geçişkenliği de hesaplayacağız bir süre sonra eğer kalıcı olursa. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 150-200 baz puan diyebilirim. Gelecek sene için ise tabii şu anda %13'lük bir enflasyon tahminiyle çalışıyoruz ve biz ana senaryoda şunu söylüyorduk: bu sene %19'da biter, gelecek sene de %15'e iner politika faizi enflasyon tahmin patikamız çerçevesinde. Dolayısıyla %13'lük enflasyon tahmininden yola çıkarsak aslında halen %15 geçerliliğini koruyacakmış gibi gözüküyor ama mevcut durumda artık söylem değişti. Çekirdek enflasyonun nasıl ilerleyeceğini görüyor olacağız. Dolayısıyla çok daha düşük bir seviyede olabilir. %15 değil ama %13'lere, 12'lere varan bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama tabii bugünden yarına her şey değişebiliyor. Yani işte tıpkı çekirdek enflasyon söylemi olduğu gibi biraz işleyişi görmek gerekecek. TL varlıkların nasıl ilerlediğini görmek gerekecek. Kurun nasıl ilerlediğini görmek gerekecek. Kasım'da baz etkisinden bahsediyoruz yılın başından beri ama biz hep o baz etkisini yiyoruz aslında. Geçmiş dönemlerde de bunu gördük. Dolayısıyla yani manşet enflasyonda riskler yukarı yönlü. Çekirdek enflasyonda keza riskler aslında yukarı yönlü. Bu arada ana eğilimin, trend eğilimin çekirdek enflasyonda yukarı olduğunu Merkez Bankası kendi aylık fiyat gelişmeleri raporunda da ifade ediyor zaten. Son dönemde otomobil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle belki biraz geride kaldı. Ama orada da eğilim yukarı yönlü. O nedenle de böyle bir ortamda faizler acaba nereye kadar iner tahmini zor ama hani yine kısaca ifade etmem gerekirse yıl sonunda 16-16,5'lar civarında olabilir. 2022 yıl sonu içinde herhalde mevcut çerçevede 13'leri telaffuz edebiliriz gibi. Tufan, sen nerede bekliyorsun faiz indirimi ya da indirimlerinin son noktasını? Ya tabii bunun cevabı bence çok da kolay bir cevap yok burada. Sonuçta hep bir tahmin yaparken bu tahmini belli bir kritere göre yapıyoruz. Yani Merkez Bankası'nın üstüne basa basa söylediği şey ben burada hiçbir şekilde negatif reel getiriye izin vermeyeceğim diye çok uzun süre üstüne basa basa söyledi. Şimdi bunu söylediği bir süreç içinde tekrar oyunun kuralları değişti. Şimdi çekirdeğe döndük. Dolayısıyla hani ileride de oyunun kuralları değişir mi değişmez mi bunu bilmek çok kolay değil. Ama bence piyasa zaten kendi doğru faizini bir şekilde hani bu süreç içinde belirleyecektir. Bunu daha evvelki süreçlerde de gördük. Dolayısıyla hani faizin nereye indiği bence kur iyice rahatsız edene kadar faiz belli bir noktaya kadar inecektir diye düşünüyorum. Ama o seviye nerede iyice rahatsız etmeye başlar kur? Yani bu tarz hareketlerin olduğu her dönemde dönüşün hep artık öyle bir noktaya gidip de çok ciddi rahatsız ettiği noktadan sonra gerçekleşmişti. Dolayısıyla ben gene bir benzerinin hani o tarafta yaşanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bu kurdaki çok ciddi yukarı gidiş, işte faiz 15'e geldiyse 15, 13'e geldiyse 13, 11'e geldiyse 11, artık orada nerede oluşacaksa bence o. Ama hani bunun dışında ben enflasyon tarafında ne yazık ki olumlu bir şeyi, hani olumlu bir rakamın gelmesinin çok olası olduğunu önümüzdeki dönemde açıkçası çok da fazla düşünmüyorum. Hele böyle kur yukarı gittiği bir ortamda dünyada geçici deyip hep enflasyonun sürekli sürdüğünü de bu süreç içinde görüyoruz. Dolayısıyla orada da birazcık daha hani böyle artık hani sanki bu enflasyon birazcık daha devam edecekmiş izlenim var. Dolayısıyla sanki konjektür de pek bizim gelişmekte olan piyasadaki şeylere, ülkelere çok fazla yardım etmeyecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bence hani bundan sonra yorumlarımızı daha kısa vadeli ve bence çok uzun vadeye gitmeden böyle kısa vadeli yapıp ondan sonra sık sık belki fikirlerimizi değiştirdiğimiz bence tekrar bir sürecin içine girdiğimizi düşünüyorum. Sen portföy yönetirken özellikle bu kararı gördüğün anda ne yaşadın, ne yaptın, nasıl pozisyon aldın diye onu sormak isterim. İkincisi de çok kısaca şunu soracağım. Özellikle bundan sonra daha kısa vadeli pozisyonlanma diyorsun ya, yatırımcıyı burada nasıl sevk edeceksin? Çünkü siz de portföy şirketi olarak eğer kısa vade diyorsanız sizin belli başlı esneklikleriniz var ama yatırımcının da belli başlı esneklikleri olması gerekecek herhalde. Tabii ki. Şimdi mesela ilk ne oldu mesela? İlk çekirdek lafını konuşmaya başladığımız andan itibaren biz artık daha likit ve hızlı hareket edeceğimiz pozisyonlara doğru bir şekilde çekilmeye çalıştık. Yani o dönemde işte biraz fazla belki ben biraz hisse senedinin önümüzdeki dönemde iyi olacağına inanıyorum. Dolayısıyla hep düşüncem portföylerdeki hisse senetleri oranlarını arttırma yönünde. Ama ilk çekirdeğin çıktığı, belki bir dönem işte böyle bir geç likitte penceresinin kullanıldığı süreç. Bütün burada hep bizim yapmaya çalıştığımız konu esasında hep likite doğru yönelmek oldu. Ve bugün de işte bu karar gelirken kararın ne olacağını açıkçası çok da fazla tahmin edemediğimiz için nötre yakın pozisyonlarla girmeye çalıştık. Bir de kendi içinde kendini heceden ve hızlı hareket edebileceğimiz pozisyonlarla. Dolayısıyla bizim için şu andaki en kritik konu şu, artık burada biz az para kazanmanın yolunu arayacağız önümüzdeki dönemde likit kalıp ve ta ki bize böyle ciddi bir pozisyonu oluşturmamızı gerektiren bir sürecin içine girmediğimiz takdirde de bence bu süreç devam edecek. İşte çok düştüğümüz zamanlar belki tekrar bir aşağıdan alım deneyeceğiz. Çok yükselince satacağız ama dediğim gibi tam bir yönümüzün olmadığı, çünkü inanılmaz da negatif ayrışmış bir dünyadan açıkçası bizim piyasamız var. Dolayısıyla hani ben bunun birazcık önümüzdeki dönemde kapanacağını düşünüyordum ama işte ne yazık ki gene o şansın çok fazla sanki önümüzdeki dönemde yakalayamayacakmışız gibi duruyor. Dolayısıyla likit kalmak, hızlı hareket edebilmek, işte şu anda bir ani hareket yapmamız gerektiğinde de o pozisyonu alabilecek bir durumda olmamız bence kritik ve en önemli bence yatırım tavsiyesi olur bugün için diye düşünüyorum. Özlem, bu kararın etkisi ne olur? Piyasa bacağı üzerinden konuştuk ama bir kredi faizleri, iki mevduat faizleri açısından ne değiştirir diye sorayım sana. Yani kredi faizleri tarafında elbette bir miktar belki yani geri çekilme olur. Son dönemde makro ihtiyati önlemlerle orada biraz önlem alınmaya çalışıldı ama etkisi de nispeten sınırlı olur diye düşünüyorum. Yani günün sonunda aslında verilen faiz indirimi kararının büyüme dinamikleriyle ya da büyümeyi daha da ateşleyelim çerçevesinde yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü mevcut durumda zaten zemin son hız, büyüme ivmesi son hız devam ediyor. Yani potansiyel büyümenin oldukça üzerine devam ediyoruz. Mevduat tarafında da yani bizim dolarizasyon, mevduat dolarizasyonu problemimiz son hız devam ediyor. Biraz önce siz de konuştunuz. Gerçi son dönemde BTH'lerdeki giriş biraz efektif giriş gibi gözükse de burada biz önemli bir bozulma görmedik. Ve aslında o senin biraz önce bahsettiğin o yastık rolünü oynadığı BTH'ların aslında bu sene işte Mart ayında Merkez Bankası başkanlarının değişimi ve Kavcıoğlu'nun gelmesi sonrasında çok sürpriz bir gelişme olarak değerlendirdik ama o yastık görevini son senelerde BTH'lar kaybetmiş durumda. Yani hane halkı aslında oradaki pozisyonları önemli oranda azaltmıyor. Mevduat dolarizasyonu da yüksek kalmaya devam ediyor. Yani faiz indirimlerinin olduğu bir noktada, enflasyonda da risklerin yüksek olduğu bir noktada mevduat faizleri de bu durumda dolarizasyona engelleyici bir unsur olmaktan uzak kalacak. Yani orada stopaj tarafını biraz daha uzatacaklar diye düşünüyorum. Bu noktada bir karar alınabileceğini düşünüyorum. Ama bu kararla %18'e inmesiyle kalmayacaktır faiz indirimi beklentileri. Daha düşük bir seviyeye doğru ilerleyecektir. O yüzden de yani dolarizasyon tarafında olumlu söylenecek pek bir şey kalmıyor bu durumda. Özlem, Tufan, çok teşekkür ediyoruz her ikinize de aktardığınız değerli görüşler için. Bir kez daha kısa bir araya gidiyoruz, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak New York'a gidiyoruz. Melike Ayhan bizlerle birlikte. Melike, dünkü FED toplantısı ve açıklamaları sonrasında açılış pozitif gibi görünüyor şu an için. Evet, FED tutanakları sonrası kazançlara devam. FED toplantısı ile birlikte borsanın istediği adeta olunca işte onun alımları devam etti ve şu anda da devam ediyor. Dow Jones 226 puan birden yukarıda açtı kendini. Bu devam edecek mi sorusu çok önemli. Çünkü hem iç politika hem de ekonomiyle ilgili endişeler yukarı çıkmış durumda ABD'de. Özellikle de Washington'da. ABD'de Biden hükümetiyle Cumhuriyetçiler, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki tartışma devam ederken borç tavanının kaldırılması, daha da uzatılmasıyla ilgili, o fonlamanın devam etmesiyle ilgili olarak bu sefer Hazine Başkanı Janet Yellen diyor ki bütün yani ülkenin en büyük CEO'larına, bunların arasında Jamie Dimon var, Fraser var, bir şekilde Cumhuriyetçi senatörlere baskı yapın ve yardımcı olun borç tavanının limitinin kaldırılmasıyla ilgili olarak. Cumhuriyetçiler ise kesinlikle taviz vermiyorlar. Ama bu artık her sene devam eden bir politik oyuna, bir kavgaya döndü. O yüzden de çok fazla büyük bir sürpriz olmadı. Ama gelelim işsizlik sigortası başvurularının ekonomik veriler arasında bugün en önemlilerinden birisi oydu. Sürpriz bir şekilde yukarı çıkmasına. 18 Eylül itibariyle biten hafta için 351 bin artmış. Nereden geliyor bu artış? En çok Kaliforniya'dan, ardından Virginia'dan gelen artışlar var. Louisiana'da ayda kasırgası sonrası artış olmuştu hatırlarsanız geçen hafta. Şimdi orada düşüş var. Ama bu tabii ki çok iyi algılanmadı bir. İki, Facebook'un hisselerinde düşüş var. Çip yapımcıları ile ilgili bir toplantı düzenlenecek. Beyaz Saray bugün Intel'in, Apple'ın, Microsoft'un CEO'larını toplayacak. Çünkü çiple bilgisayar çipleriyle alakalı olarak talep arzında bir sıkışma var. Arzda sıkışma var daha doğrusu. İşte onunla ilgili çözümler üretilmesi lazım deniyor. Çözüm üreten bir başka grupta Powell'ın grubu. Powell, Bowman, Clarida Cuma günü pandemi sonrası iyileşme, ekonomide iyileşme ve Fed'in görevi nedir isimli bir toplantı yapacaklarını söylediler. İşte şu an itibariyle enerji de kendini yukarı atmışken altın güvenli liman olmaktan çıktı satışta ama borsanın rengi yeşildi. Alımda diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Biz de hemen New York'tan gidiyoruz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, özellikle bugün Avrupa borsalarına baktığımızda orada da pozitif performans ön planda. Ancak özellikle enflasyonla ilgili Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen görüşler daha belirleyici görünüyor. Evet Açıl, Avrupa borsalarında da bugün iyimserlik devam ediyor. Dünkü yükselişin ardından endekslerde bugün yükselişin sürdüğünü görüyoruz. %1'e ulaşan primler var. Sadece İngiltere borsası, İngiltere Merkez Bankası'nın kararının ardından yatay seyre döndü. Yani kazançlarını geri verdi. Çünkü orada ılımlı bir sıkılaştırma sinyali verdi. Bu da etkili oldu. Faiz artırım beklentilerinin öne çekilmesine neden oldu. İngiltere Merkez Bankası'ndan sterlinin güç kazandığını gördük. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası yönetimine ilişkin gelen açıklamalar, haberler önemliydi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası enflasyon tahminlerinin beklentilerini aşacağını değerlendiriyor. Hatta 8 üye şu anda mevcut Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin çok düşük olduğunu düşünüyorlar. 2022 itibariyle %2 ve üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyorlar ve pandemi acil varlık alım programının Mart ayında sona erdirilmesini bekliyor üyeler. Tabii bunun nedeni arz darboğazının beklenenden uzun sürmesi. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerinden arz darboğazının tedarik tarafında yaşanan sıkıntıların daha uzun sürmesi nedeniyle enflasyon tahminlerinde önümüzdeki dönemde yeniden bir yukarı yönlü güncelleme gidilmesi muhtemel Açıl Sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bu notlar için ve şimdi Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bizim gündemimiz tabii Merkez Bankası, para piyasalarında olup bitenler falan bayağı yoğun. Fakat bugün özellikle GSM dünyası açısından da önemli bir toplantı vardı. Sen de oradaki moderasyon görevini üstlenenlerden bir tanesiydin. 5G'ye geçiş konusu ve burada aslında 5G'ye nasıl geçilir, bundan sonra buradaki süreç nasıl işler, buna dair çok fazla tartışma var. Burada nereye odaklanıyor tartışmalar? Operatörlerin de kendi aralarında birebir uzlaştıklarını söylemek zor gibi duruyor. Şimdi birincisi operatör taraf var, senin söylediğin gibi. Onların kendi arasında uzlaşması önemli mi değil mi ayrı bir tartışma ama neticede onların bakış açılarında bir farklılık var. İkincisi Ulaştırma Bakanlığı veyahut da hükümet tarafında 5G geçişle ilgili takvim olarak açıklanmış bir önümüzde ajanda var. Bir de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, BTK'nın yani regülasyonu yapan kurumun çalışmaları var. Sektörü hazırlama anlamında. Bunların tamamen dışında Savunma Sanayi Başkanlığı ile BTK veyahut da Ulaştırma Bakanlığı'nın arka planda milli yerli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik attıkları adımlar var. Yani biraz süreç tek başına 5G'ye geçiş diye bakmamak lazım. Çünkü karışık bir 5G yerli milli ürünlerle geçeceksek onun ekosistemini oluşturmak, nerede başarılı oluyoruz, neler yapabiliriz, yerlilik oranlarını ne kadar yukarıya çekebiliriz gibi detayları da var. Bugün Medipol Üniversitesi'nde 6G çalıştayıydı ismi. Biraz daha 5G'yi de içine alan, çünkü 5G aynı zamanda 6G'nin de altyapısını oluşturan bir sistem. Hüseyin Aslan Hoca, profesör, bu konuda ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim adamlarından birisi. Onun önderliğinde bu çalışmalar yapılıyor. Biz de orada 5G'ye geçiş sürecinde senin de altını çizdiğin üzere Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell operatörlerinin, diğer tarafında BTK'nın da katıldığı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısında olduğu yerde nasıl bir geçeceğiz, hazır mıyız, değil miyiz onu konuştuk. Vodafone her halükarda geçelim anlayışında. Bunu medyada daha önce görüşlerini açıklamışlardı. Hatta Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurduğu, Ömer Fatih Sayan Bey'in, Ulaştırma Bakan Yardımcısının duyurduğu şekilde 2022'de ihalesi yapılsın, 2023'te de geçelim görüşünde. Tabii 5G'ye geçerken şunun cevabını arıyoruz. Yani şu an 4.5G ile 5G arasında bize nasıl bir farklılık getirecek? Ne katkı sunacak? sorduğunuzda o sorunun cevabında biraz değişkenlikler var. Tabii şimdi 0 yani 4.5G ile 5G arasındaki fark 0.5'lik bir fark değil tabii. Yani bizim 4.5G dediğimiz aslında 4G. Eski teknolojinin biraz daha yeniye uyarlanmışı. 5G dediğimiz başka bir teknoloji ama 6G'ye geçelim, 5'i pas geçelimin öyle ne kadar şey, alıcısı yok, var ondan çok emin değilim yok, açıkçası. Çünkü dedim ya, o da dile getirilmiş toplantıda. Getirilmiş de yani 5G dediğin yani bir çocuk nasıl ikinci yaşını yaşamadan üçüncü yaşına geçemezse bu aşağı yukarı ona benziyor. Yani çünkü 5G de 6G'nin altyapısını oluşturan bir sistem. Yani her halükarda orayı bir yaşayıp geçmeniz lazım. Biz nasıl 4G'ye 4.5 diye geçtik. Bunun kendi içinde sürümlerini 10 kademeye ayırırsan biz 2-3 yıl geçmedik ama 4G'ye geçtiğimizde de o eski teknolojiyle geçmedik. Yani şu anki bizim kullandığımız bazı yerlerdeki 4.5G de 5G'ye yakın bir şey. Birinci husus bu. Ama 5G dediğin gibi bambaşka bir şey. Ona yakın ama o değil yalnız. Onun için onu atlamamak lazım. Yani bu sefer geçerken nasıl geçmek lazım? Ben orada da gündeme getirdim. Madem 5G bambaşka bir jenerasyon, teknoloji, yazılım ağırlıklı. İkincisi şurada söyleniyor. Şu ana kadar 1G, 2G, 3G ve 4G insan odaklı geliştirilen bir teknolojiyken 5G tamamen endüstri odaklı. Bizim yani kişilerin kullandığı oradaki iletişim teknolojisi onun çok çok az bir parçası gibi kalıyor. Çünkü orada işte nesnelerin internetinden tut, yapay zekaya her şeyi içine alan ve her şeyi de kapsayıp ülkelerin gelişmişlik endeksine de katkı yapacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Endüstriyel gelişim açısından. Şimdi endüstriyel gelişimde işte 4.5G'yi ne kadar kullandık da 5G'yi ne kadar kullanabiliriz? O tartışma yapılabilir. İkincisi 2016'da biz zaten 4.5G'ye geçmiştik. Buna yatırdığımız paraların yabancı kaynaklı yatırımların aldığımız baz istasyonundan tut çekirdek şebekeye kadar bir süreye kadar biz üretmiyorduk. Hep ithal ettik ve şu anki geldiğimiz nokta itibariyle 4.5G'deki yerlilik oranının %22 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Ben orada şunun da altını çizdim. Tamam %22 seviyelerinde ama biz birçok yabancı şirkete de %50 oranında ürününü Türkiye'de yaptığını faturalandırır, belgelendirir. Ona da yerlilik belgesi veriyoruz. Dolayısıyla bu ayrıntıyı da oraya koyarsan orada yerlilik oranı biraz aşağı düşüyor gibi görünüyor. Peki biz işte GTEN çalışıyor bu HT, haber teknolojileri kümelenmesi diyelim. BTK'nın desteklediği Ulaştırma Bakanı. Diğer taraftan Savunma Sanayi Başkanı'nın desteklediği ULAK var. Baz istasyonlarını ürettiler. Şu an Rize'deki Türk Telekom'un bütün şeyleri, baz istasyonları ULAK. Orada öyle bir teknoloji geliştirdik. Bunu 5G'ye adapte etmek için uğraşıyoruz. Uçtan uca 5G çalışmaları yapıldı, testler yapıldı. O zaman uçtan uca her şeye girişliksek 5G'ye herhalde bir ekosistemi hazırlayarak geçmemiz lazım. En azından belirli oranda şirketlerimizin hazır olmasını bekleyerek veyahut da onları olgunlaştırarak geçmemiz gerektiğini söylediğimiz noktada buna Türk Telekom ve Türkcell de aşağı yukarı aynı görüşleri ortaya koyuyor. Bu sefer ne oluyor? 2023'e bunlar yetişmiyor. Yani biraz daha sabretmen lazım. Onun takvimde 2025 deniyor. Yani biz eğer geliştirdiğimiz yerli teknolojilerin olgunlaşıp 5G'de kullanılabilir hale gelmesini bekliyorsak veyahut da umuyorsak yahut da dış ticaret açığında böyle bir katkı ümit ediyorsak biraz takvim erken 2022-2023'te. Arka plana baktığımızda neden 2022-2023? Orada da Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın lisanslardan bir gelir beklentisi var. Yani para gelsin hazineye. Onun için yapılmak isteniyor. Yine bu tarafta gelirsek fiber altyapı, iletişim, işte bu yeni dönemin haberleşme teknolojisi en az elektrik, su, doğalgaz kadar elzem bir şey. O zaman hükümetin de bu ihale yapısını biraz değiştirmesi lazım. Yani sen GSM operatörlerine veya yatırımcılara bütün parayı ne kadar veriyorsan bana ver. Ondan sonra bir yatırım yapacak para kalmıyor. İyi sonuç da vermiyor. Yatırım yapacak para kalmıyor. Olmayınca da hani 4.5G teknoloji, endüstri, iletişim kuracaktı. 5G daha iyi olacaktı. O zaman nasıl yatırım yapacağız? Yani biraz ihale yönteminde, mantığında bir değişiklik olması lazım. Gördüğüm kadarıyla bunu tartışıyor. Çünkü neticede o konsümür elektronik veyahut da kişisel elektronik tarafında çok yapacak bir şeyimiz yok. Elbette ama yani bu iş şöyle oluyor. Çünkü sen lisans istediğinde lisans için bedel öde, yüksek bedel öde. Evet. Hazine bundan para kazansın, peki güzel. Onu ödüyorlar, sonra yatırıma mecalleri kalmıyor. Yatırımların gecikmesinden dolayı teknoloji bu kez eskiyor. Yani şimdi 2025 dediğinde bundan 4 sene sonra, bundan 4 sene geri git. 2017'de biz daha 4.5G'ye yeni geçiş tartışmaları falan yapıyorduk. O yüzden bu tür teknolojiler için 4 sene 5 sene çok uzun takvimler. 2-3 yani yıldır da 5G'ye geçenler de var. O zaman burada demek ki farklı bir model yöntem koymak lazım. Yani ya önünü lisanssız insanlardan, yani yatırımcılardan bedel istemeden olabilecek yerlere, yani 5G elzem ihtiyaç olunan yerlere yavaş yavaş geçişin önünü açacaksın. Çünkü diğer taraftan Türkiye'de bakarsan tamam biz 5G'yi konuşuyoruz, hatta 6G'yi konuşuyoruz ama halen daha sahada 2G'yi kullanan var. İstanbul'da ben 3G'yi kullanılan bir sürü yer var. Telefonunu bakıyorsun, LTE çıkmıyor, 4.5G çıkmıyor, 3G çıkıyor. Ya demek ki daha biz 2G, 3G, 4.5G bunları kullanıyoruz her tarafa. Yani o zaman 5G'yi de geçtiğimizde her tarafa yayamayacağımıza, ihtiyaç olmayacağına göre en azından ihtiyaç olan yerlere göre geçebilecek bir düzenleme olur mu olmaz mı ona kafa yormak lazım. Şimdi sürenin sonuna geldik ama bir dakika değinmeden geçmeyelim. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti olarak 15 euro belirlenmiş. Evet. Neden euro? Neden 15 euro? Çok yüksek değil mi diye tartışılıyor. İhale şartnamesinde zaten belliydi 3 aşağı 5 yukarı fiyatın ne olacağı. Ben sana bir bırakayım, bir 30 saniyede, bir dakikada toparla. Ya bunu Osman Gazi Köprüsü'nde bedeli yüksek bulunmuştu. 35 dolardı ve biz o zaman da tartışmasını yaptık. Ya neticede yani teknolojik bir şey yapmıyorsun. Tamamı ithal ürünlerden oluşturmuyorsun. Niye o zaman insanların geliri TL, burayı kullanacak olanlar TL, senin önemli gider kalemlerin TL, niye o zaman euro yapıyorsun? Tartışması olmuştu. En önemli sebep finansmanda veyahut da yabancı ortak, biliyorsun o köprüyü yapan da ne kadar bizim iki Türk şirket ön plana çıksa arkadaki teknolojik kafa, onu yapan, hayata geçiren bir defa yabancılar. Güney Koreliler. Biz 3 tane köprü yaptık. Normalde başka ülkede 2 köprü yapınca 3. de yerli teknoloji, yerli know-how kazanmış oluyor, kendisi yapıyor. Hem yabancıya yapıyoruz. Osman Gazi'yi, 3. köprü İstanbul'da. Bunu da yapıyorsun. Hem yerli kabiliyet edinmiyorsun hem de dövizde yapıp bize yine yüksek fiyatı önümüze getirip kuracaksınız. 15 euro dediğin nereden baksa en az 150 lira. Şu anki kurla. Evet. Yani. Ve önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyoruz. Yani o sorunun cevabı da yok. Mantıklı cevabı yok. Orada hani feribot fiyatı ve benzin parası üzerinden makul bir fiyatlama yapılmaya çalışılmış anladığımız kadarıyla. 90 lira bildiğim kadarıyla feribot. Dolayısıyla onun üzerine bir şey eklenerek bir fiyat bulmuş. Bu konuyu ve özellikle yap işlet devlet projelerinin bundan sonraki süreçte işleyişini önümüzdeki hafta konuşmak üzere diyelim ve böylelikle finans merkezine son noktayı koymuş olalım.